servis sağlıyoruz. Onların isteği o da. Şahitlerimiz Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Kasım Gülpınar Beyefendi ve yine Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Abdülkerim Gök Beyefendi
geçmiş yıllarda Şanlıurfa'da belediye başkanlığı yapmış olan bizim de değerli ağabeyimiz Sayın Feridun Yazar Beyefendi ve yine Osman Erinç Beyefendi'nin şehadetiyle nikah merasimimize başlıyoruz. Siz Sayın Elif Bilgin hanımefendi, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Mehmet Levent Kaya Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Mehmet Levent Kaya Beyefendi hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Elif Bilgin hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Şehitlerimiz şehadet ettiklerini soracağım. Buyurun. Şahitlik ettim, hayırlı olsun. Şahit oldum, Allah hayırlı olsun versin. Şahit oldum, Allah mutlu etsin. Şahit oldum, Allah hayırlı olsun versin. Gençlerimiz samimi beyanı ve şahitlerimizin şehadeti tamam. Şimdi imza merasimine geçiyoruz. Buyurunuz Elif Hanım. Bizim ve şahitlerimizin imza işleri tamam. Ben de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi bir ömür boyu mesut olmak üzere karı koca ilan ediyorum. Bugün biz Halilye Belediyesi olarak kurulduğumuzdan bu yana 3.323. nikahımızı, 2015 yılı içerisinde ise 1.308. nikahımızı kıymış buluyoruz. Bazı nikahların benim için ayrı bir önemi var, ayrı bir anlamı var. Damadımız Sayın Mehmet Levent Kaya Beyefendi'nin, ben hem amcasıyım hem dayısıyım. Allah rahmet eylesin, merhum Nazif Kaya'dan dolayı amcasıyım. Doktor Halil Alagöz'den tarafta dayısıyım. Her ikisine de iyi dostluklarımız vardı. Kalanlarda inşallah birlikte olacağız. Yine biz bu nikah merasiminde hem amca hem dayı olduğumuz için gelin hanıma, damada iyi bakın diyeceğiz. Bu arada Allah mesut etsin, Allah bahtiyar eylesin. Amin. Ömür boyu mesut olun, bahtiyar olun, inşallah birlikte ihtiyar olun diyeceğim. Ve yine benim için ayrı bir önemi olan, memleketimize senelerce dürüstçe, adilce, şeffafça hizmet etmiş büyük devlet adamımız, merhum Sayın Eyüp Cenap Gülpınar Beyefendi'nin de ruhunu şad etmek ve o arada hem Nazif Kaya'ya hem Eyüp Cenab Gülpınar abimize bir El-Fatiha isteyeceğim. El-Fatiha. Bu kadar sözden sonra evlilik cüzdanını takdim etmek üzere bizim değerli dava arkadaşımız, yol arkadaşımız, hayatımızın geçmiş yıllarını birlikte elhamdülillah çok şükür ikimizin de başı dik olarak birbirimizin yüzüne gözüne bakacak şekilde geçireceğimiz ve bundan sonrasında da inşallah evlatlarımızın birbirinin yüzüne gözüne başı dik, alnı açık olarak bakacağı Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a takdim ediyorum. Evlenme cüzdanını takdim etmek üzere. Buyurunuz efendim. Öncelikle değerli siyasetçi büyüğümüz Feridun abinin yanında onun affına sığınarak acemi bir siyasetçi olarak bu cüzdanı aldım. Hakkını helal etsin. Şimdi Feyzi Başkan'ın Levent'in yakınlığını söyledim ama ben kız tarafıyım. Çünkü 3 tane kızım var. Doğal olarak benim için kızlar daha önemli.
Ben bu düğünde kız tarafım arkadaşlar. Şimdi benim her düğünde anlattığım bir mesele var. Belki tekrara girecek tek dinleyenler vardır ama onların da affına sığınarak bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Şimdi bizim oralarda eskiden biliyorsunuz evlilikler görücü usulü. Görmeden evlenilir. Baba işte anne neyse kızı beğenir götürür. Evlilik bir şekilde gerçekleşir. Yine böyle bir evlilik, baba bir kızı beğenmiş, anne de beğenmiş tabii. Oğlunu alacaklar ama oğlanın tabii içi kaynıyor. Bir taraftan itiraz da edemiyor. Ne yapacak şimdi? Düğün günü gelmiş, artık bütün cesaretini toplamış. Demiş ki baba ya ben bu kızı hiç görmedim, nasıl olacak demiş. O da bizim köy tabii, Kürtçe demiş. Lavim maçer buyi pırpır hafte sağlanır, fener o gider bastır demiş yani. Oğlum demiş, yani ne var demiş, hepsi 70 yıldayım, gözünü açıp kapayıncaya kadar bir gün gibi gelir size demiş. Sizin de inşallah öyle olur. Tabii insanların sevdiği veya sevdikleri, hayat çok enteresan. Bir anda elinizden kayıp gidebilir. Bunu en iyi yaşamış bir aile olarak, ben burada hüzünlendirmek değil ama ben Levent'in en azından böyle bir acıyı yaşamış bir ailenin ferdi olarak eşinin kıymetini çok daha iyi bileceğine hiç şüphem yok. Çünkü o onun sevdiğidir. Allah korusun, hayat 70 yılda olsa, 100 yılda olsa bir gün gibidir. Her an elimizden kayıp gidebilir. Onun kıymetini ben çok iyi bileceğine zaten hiç şüphem yok. Bir Fransız filozof diyor ki, evlilik zaman geçtikçe güçlenen tek bağdır. İnşallah sizin evliliğiniz de zaman geçtikçe bağlanacaktır. Ve ben birilerinin aksine yine ikinizin birbirinize emanet olduğunu iddia ediyorum. Sizler birbirinize Allah'ın emanetisiniz. Ama tabii kadın bir elmassa erkek bir mercandır. Siz mercan olarak belki ona emanetsiniz ama o size bir elmas olarak emanettir. Elmasın kıymeti her zaman daha fazladır Levent'ciğim. Sen onun kıymetini de çok iyi bileceksin. İnşallah. Ve bir duayla bitirelim. Diyorum ki Allah'ım inşallah sizleri birlikte yaşlanmanın mutluluğuyla elden giden gençliğin acısını sizlere unuttursun inşallah. Amin. Allah sizleri birlikte en güzel şekilde yaşlandırsın, evlatlarınızla beraber sizlere hayırlı bir evlilik nasip etsin. Milletimize, memleketimize hayırlı bir evlilik olsun. Ailelerde inşallah en sonuna kadar sizlerden razı olsun. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben doğal olarak cüzdanı yine gelin hanıma emanet ediyorum. Çocuk konusuna zaten Urfa'da girmiyoruz biliyorsunuz. Allah hayırlısını versin diyorum.